tüm dünyanın yeniden dizayn edildiği bir yıl yaşıyoruz. Bu dizaynın ise iki büyük cephesi var. Derin Amerika ve Derin İngiltere. Derin Amerika'nın ve Derin İngiltere'nin perde oyunu oynamakta üzerlerine yoktur. Nihai hedefleri aynıdır ama perde arkasında güç kavgaları devam eder. ABD Başkanı Trump'ın önce Merkez Bankası Fed ve daha sonra Dünya Sağlık Örgütü'ne saldırması da bunun en büyük kanıtlarından biridir. Zira bu iki kurumun da Rothschild ailesine ait olduğunu unutmamak gerek. Dünya üzerinde hemen hemen tüm devletler bu veba ile uğraşırken, karantina ilan ederken, ulusal anlamda önlemler alıp kendi içlerine dönerek çareler ve devletsel anlamda ayakta kalma mücadelesi verirken, perde arkasında ise başka işler dönüyor. Chinese virus. Why do you keep calling this the Chinese virus? Ethnicity does not cause the virus. Why do you keep using this? Because it comes from China. It's not racist at all. No, not at all. It comes from China. It comes from China. It comes from China. ABD Başkanı Trump daha ilk günlerde Çin virüsü diyerek Çin'i hedef göstermişti. O günlerden belliydi, her şey normale döndüğünde büyük tazminat için Xi Jinping'in yakasına yapışacakları. Unutmamak gerekir ki Pekin borsası Yahudi Baron Rothschild bankalarının elindedir. Rothschild ailesi ise yara almamak için Derin Amerika ile süren soğuk savaşta gardını düşürmemeye çalışıyor. Zira Pekin ekonomisi her şey sona erdiğinde bir bedel ödemeye muhtaç edilirse ve bu bedeli başta Derin Amerika olmak üzere Avrupa Birliği ülkeleri talep ederse Pekin için iki seçenek ortaya çıkacak. Ya ödeyecek ya da rest çekecek. Eğer öderse hem Pekin ekonomisi hem Derin İngiltere yani Rothschild ailesi diz çökmüş kabul edilecek. Eğer ödemezse bu kez Derin Amerika daha önce uyguladığı ve destek alamadığı Avrupa Birliği ile yaptırımlar, ambargolar uygulayarak dize getirmek için ikinci perdeyi başlatacak. Pekin ekonomisine darbe operasyonu. İşte tüm bunların gölgesinde kılıçlar çekilip perde arkasında derin güçlerin savaşı sürerken Pekin daha fazla zora düşmemek, orta yolu bulmak için Amerika'ya görüşme talep etti. Derin Amerika'nın yeni dönem kurmaylarından Mike Pompeo işte böyle bir dönemde Afganistan'a yolculuk yaptı. Açıklanana göre tüm dünyada hayatın durma noktasına geldiği bir süreçte Taliban ile görüşmüş. Ne için? Terör olayları için. Tabi yerseniz. Elbette gerçeğin böyle olmadığını pek çok kişi biliyor. Gerçek ise Pompeo'nun Pekinli üst düzey yetkili ve Dışişleri Bakanı Wang Huning ile görüşmüş olmasıydı. Pompeo gitmeden önce İngiltere kanadında Boris Johnson'ın Pekinli bir yetkiliyle telefonda uzun bir görüşme yaptığını, Amerika'nın dinleme servisi Echelon sayesinde deşifre edilerek basına sızdırıldığını bilmeyen yok. İşte o görüşme Amerika ile Pekin'in anlaşmaya varması için yapılmış bir görüşmeydi. Boris Johnson'ın yerine hazırlanan yeni aktör Dominic Raab, Pekin ile Amerika'nın buluşmasını organize eden yegane isimdi. Bu ismi unutmayın, yakında çok duyabiliriz. Derin Amerika, Pekin'e tazminat ödettirmeyi kafaya takmıştı bir kere. Görüşmeden dönen Pompeo, adeta zafer kazanmış gibi bir açıklama yaptı ve açıklamasında Pekin dünyaya yalan söyledi. Elbet bunun hesabını verecekleri zaman gelecek diyerek açık açık tazminat talebinde bulunacağını ve Pekin ile asıl kavganın daha sonra başlayacağını beyan ediyordu. Öyle olmak zorunda çünkü Pekin'e 1 trilyon 460 milyar dolar dış borcu var Amerika'nın. Yani Amerika bu kez Avrupa'yı da arkasına alarak hem borçlarını sildirecek hem de üzerine Pekin'den tazminat isteyecek. Çünkü Amerika batıyor. Kurtulmak için onu dibe çeken borçlarından sıyrılmak zorunda. Yavuz hırsız dediğinde böyle olmalı zaten. Artık Derin Amerika'nın taarruzu belli. Kendileri de açık açık söylüyorlar zaten.
Pekin'e borçları sildirmek ve tazminat ile bedel ödetmek. Ama asıl önemli olan şurası. Amerika'nın bu taarruzuna karşılık Rothschild ve Pekin karşı taarruza kalkacaklar mı? Ve eğer kalkarlarsa dünya bu taarruzdan nasıl etkilenecek?